Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Kimya Her Yerde ünitesinin sonuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu son videoda neler var? Doğal gıda, hazır gıda, katkı maddeleri ve yenilebilir yağ türleri. İlk önce gıdaların hazır gıda, doğal gıda kısmıyla başlıyoruz. Uzun raf ömrüne sahip, çeşitli kimyasal katkı maddeleri içeren, tüketilmesi kolay paketlenmiş gıdalara hazır gıda denir arkadaşlar. Paketlenmiş, uzun raf ömrüne sahip gıdalar hazır gıdalar. Kaynağından elde edildiği gibi hiçbir işleme uğramadan tüketilebilen gıdaları ise doğal gıdalar denir. Bunların hepsi paketlenmiş, yani hazır gıda sınıfında o zaman. Ama tarladan kopardığınız bir salatalık, domates veya ağacından bir elma doğal gıda sınıfına giriyor. Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddeleri neden kullanılıyor? Raf ömrünü uzatmak için, kıvamını kaybetmemesini sağlamak için, daha renkli ve daha tatlı olması için, güzel şekilde kokması için, besleyici değerini arttırmak için kullanılıyor. Katkı maddelerine bir bakalım şimdi basamak basamak. Bir, koruyucular. Dedik ya, raf ömrünü uzatmak için kullanıyoruz. Mikroorganizmaların bu maddelerde üremesini engelliyoruz bu şekilde. Benzoik asit, sorbik asit, nitrat, kükürt, dioksit bu amaçla kullanılanlara örnek verilebiliyor arkadaşlar. Yalnız bir kısmı kanserojen etkiye sahip. O yüzden hayatımızda olabildiğince hazır gıdaları minimum tutmak zorundayız. Hatta yok denecek kadar aza indirin arkadaşlar. Renklendiriciler. Gıda boyaları. Gıdanın daha çekici, iştah açıcı renge sahip olmasını sağlamak için kullanılır. Veya raf ömrünü uzatıyoruz ama rafta kalma süresi uzadıkça rengini, ilk günkü rengini kaybeden maddeler var. Bu yüzden de renklendirici kullanıyorlar. Ne kullanıyorlar? Tartrazin, eritrosin, karamel, bunlara örnek verilebilir. Kullanımları migren, kanser, erken doğum, çocuklarda hiperaktivite ve davranış bozukluklarına sebep oluyor. Özellikle çocuklarımız için hazır gıdalardan mütemadiyen uzak tutun arkadaşlar. Uzak duralım. Emulgatör veya stabilizatörler heterojen karışımların homojen şekilde, eşit dağılmış şekilde kalmasını sağlamak için, ayrışmaya meyilli olan gıdaların, mayonez, ketçap gibi, ayrışmasını engellemek amacıyla kullanılan katkı maddeleridir. Lesitin ve jelatin, bunlara örnek verilebilir. Ketçap, mayonez, puding gibi gıdalarda da bu amaçla kullanılabiliyor arkadaşlar. Tatlandırıcı ve aroma arttırıcılar. Lezzet ve aromayı arttırmak için kullanılırlar. Sakarin, siklamat ve aspartam, bunlara örnek verilebilir. Özellikle aspartam arkadaşlar artık yasaklandı kullanımı ama yine de siz aldığınız maddelerin içerisinde var mı yok mu içindekiler kısmını lütfen kontrol edin. Doğal tatlandırıcılara ise pancar şekeri örnek verilebilir. Özellikle çocuklar için yapılmış atıştırmalıklarda pancar şekeri kullanılanları tercih edin arkadaşlar. Yapay tatlandırıcılar alerji, kalp rahatsızlıkları ve kanser oluşumuna neden olabiliyor. Farkındaysanız katkı maddelerin çoğu kozmetik ürünler veya gıda maddeleri olsun hep kansere sebebiyet veriyor. Hayatımızda kanserin bu kadar var olması, sayısının bu kadar artmasının sebebi de bunlar olabilir aslında. Pasteurizasyon ve sterilizasyon, raf ömrünü uzatmak için kullanılan yöntemler arkadaşlar ikisi de. Pasteurizasyonda gıda 60 ila 100 santigrat derece aralığında ısıtılır. Sterilizasyonda ise 120-140 santigrat derece aralığında ısıtılıyor. UHT yöntemiyle sterilizasyonda gıdadaki bütün mikroorganizmalar öldürülüyor. Gıdanın raf ömrü uzuyor ama bu sefer de besleyiciliği azalıyor arkadaşlar. Süt ve konserve gıdalarda pasteurizasyon işlemi uygulanıyor. Bunlar da denk geliyoruz. Şimdi hazır gıdalardaki etiketlemeler. Hazır gıda ambalajlarının üzerinde neler olmalı? 1. Üretim tarihi. 2. Tavsiye edilen son kullanma, yani tavsiye edilen tüketim tarihi. Ya SKT yazılıyor veya şu aralar daha çok tavsiye edilen tüketim tarihi şeklinde belirtiliyor. Besin değerleri, yani gıdanın içinde neler var? Saklama koşulları, hangi sıcaklık aralığında saklanmalı gibi bilgiler muhakkak yer almalı. Dikkat edin lütfen. Katkı maddelerinin E-kodları. Ülkemizde gıda üreticileri Türk Gıda Kodeksi ve Türk Gıda Yönetmeliğine uygun üretim yapmakla mükellefler arkadaşlar. Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddeleri Avrupa Birliği tarafından E-kodları ile belirtilir. Her bir katkı maddesinin kendine uygun bir kodu var. Mesela koruyucular, atıyorum şu anda, E100 ile E200 arasında kod almak zorunda. İşte renklendiriciler, tatlandırıcılar E200 ile E300 arasında gibi. Bu kodlara göre
Hem maddenin hangi sınıfta olduğunu, işte koruyucu mu yoksa gıda boyası mı, renklendirici mi, tatlandırıcı mı, bunu anlayabiliyorsunuz. Hem de kodundan direkt internet üzerinden kontrol ederek hangi maddeye denk geldiğini bakabiliyorsunuz. Bazen adını vermiyor da, atıyorum aspartam demiyor da onun E kodunu yazıyor. Bizlere de çok uzun iş geliyor onları internetten araştırmak. Sonra yediğimizde kalıyoruz bu katkı maddeleri, hatta zararlı olanlarını bile. Lütfen bu konuda daha duyarlı olun. Çünkü yiyorsunuz arkadaşlar. Yani direkt kanınıza karışıyor, midenize gidiyor, sizin bünyenize giriyor. Bunların ne kadar zararlı olduğunu bilirseniz bunları tüketmekten kaçınırsınız. Doğal olarak sağlığınıza daha da dikkatli olmuş olursunuz. Gençsiniz, belki fark etmiyorsunuz ama yaş ilerledikçe bunların zararlarını görmeye başlayacaksınız. O yüzden lütfen ne yediğinize, ne içtiğinize dikkat ediniz. Yenilebilir yağ türleri bir diğer basamak arkadaşlar. Yağlar beslenmemizde önemli yer tutan organik maddelerdir. Ne yapıyor bu yağlar? Hücre zarının yapısında bulunuyorlar. Bizim yapı taşlarımızın zarlarında bulunuyorlar. Bazı vitaminler yağda çözündükleri için onları yağlarla beraber almamız lazım. Kim bunlar? A, D, E, K vitaminleri. Özellikle kardeşiniz varsa veya kuzenleriniz varsa bebeklere D vitamini verilir. Yeni doğduklarında yaklaşık 2 veya 3 yaşa kadar. D vitamini yağda çözündüğü için size verdikleri damla aslında yağlı bir damla. Ya zeytinyağı veya ayçiçek yağı içerisinde çözülmüş şekilde D vitamini vardır. Damlatırsınız, kıvamından da yağ olduğunu anlarsınız zaten. Sonra havuçtaki vitaminleri alabilmeniz için havucun üzerine zeytinyağı veya ayçiçek yağı gezdirip tüketin ki onun içerisindeki A vitamini rahatlıkla alabilirsiniz. Sonra yine aynı şekilde E vitamini de yağ ile daha rahat bünyeye alınabiliyor. Çünkü onlar bu vitaminler yağ içerisinde çözünüyor. Devam. Enzim ve hormonların yapısında da yağ bulunuyor. Yani bizler metabolik açıdan yağlara ihtiyaç duyuyoruz. Enerji verici olarak görev yapıyorlar. Omega 3 gibi yağ asitleri kalp damar sağlığını koruyucu etkiye sahip. Bu yüzden bizim için önemli. Bu yüzden balık yemeye teşvik ediliyoruz. Yağlar katı ve sıvı olarak ikiye ayrılır. Bu da bir diğer başlık. Ona da bir bakalım. Katı yağlar. Doymuş yağlardır. Hidrojene doymuş yağlardır. Bunları organikte daha da ileride organik kimya görürseniz eğer, organik kimyada daha da içine giriliyor. Daha da ayrıntılı açıklanıyor. Oda sıcaklığında katı halde bulunur doymuş yağlar. En önemli örneklerinden birisi tereyağı arkadaşlar. Süt yağından elde edilir. Protein ve az miktarda şeker içerir. Yüksek ısıda yandığından kızartma için uygun değildir tereyağı. Lütfen kızartma yaparken kullanmayınız. Yağ yandığı için yapısı değişecektir. Yani artık fayda değil, zarar verecektir. Margarin, bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilir. Yağlar hidrojenlenerek doymuş hale getirilir. Yani doymamış yağlar hidrojenle doymuş hale getiriliyor. Gördüğünüz üzere bu da hayatımızda çok fazla bulunuyor. Sıvı yağlar, oda sıcaklığında sıvı halde bulunan doymamış yağlardır. Zeytinyağı, bunlara örnek verilebilir şu arkadaş. Zeytinin ezilmesiyle elde edilir. Saf zeytinyağı yoğundur arkadaşlar. Dozunda tüketildiğinde kanser, kalp rahatsızlıkları ve diyabet hastalıklarına iyi gelir, korur. E vitamini içerir. Yağda çözünüyordu biliyorsunuz E vitamini. E vitamini içeriyor. Sonra sırada kim varmış? Şuradan göstermiş olalım hem. Ayçiçek yağı. Şöyle rengi en açık olan yağlar, ayçiçek yağı. Bitkinin tohumlarının ezilmesi ve özütlenmesi, yani özünün alınması ile elde edilir. Ülkemizde en yaygın kullanım alanına sahiptir ayçiçek yağı. Yağ rafine edildikten sonra, bir işleme uğradıktan sonra satışa sunulur. Kalorisi yüksektir ancak mineral konusunda zayıftır arkadaşlar. Yoksundur. Ayçiçek yağı kızartma yaparken kullanabiliyorsunuz. Yanma sıcaklığı zeytinyağı veya diğer doymuş yağlara göre daha yüksektir arkadaşlar. Ama en uygun kızartma yağı mısır özü yağıdır. Mısırın tanelerinin ezilmesi ve özütlenmesi, yani özünün alınması ile elde edilir. Tadı hafiftir. Yanma sıcaklığı yüksektir. Bu yüzden zaten kızartma yapmak için uygundur. Diğer yağlara göre daha uygundur arkadaşlar. Rengi daha turuncuya kayıyor. Biraz daha koyu. Fındık yağı. Maliyeti yüksek çünkü elde edilmesi zor arkadaşlar. Fındıktan yağ elde ediyorsunuz. Düşünün. Yüksek sıcaklıkta zararlı kimyasallara dönüştüğü için fındık yağı da kızartmaya uygun değildir arkadaşlar. Kızartma yapmaya uygun bir yağ değil. Devam edelim. Bu inatçı kağıt çıkarsa. Şimdi üretimine göre yağ türleri.
Bunu zeytinyağı üzerinden örnek verebiliriz arkadaşlar. Sızma yağı yapısı değiştirmeden fiziksel yöntemler kullanılarak elde edilen yağdır. Nasıl yapıyorlar? Zeytini topladıktan sonra fabrikaya götürüyorlar arkadaşlar. Fabrikada önce zeytin yıkanıyor. İşte çapından, sapından, çöpünden ayrılıyor. Ondan sonrasında bir ezme, bir pres makinesi var. Prese alınıyor ve prese alındıktan sonra aynı nasıl kayısının suyunu veya portakalın suyunu ezerek, döndürerek sıkıyorsunuz. Aynı şekilde zeytinin de suyunu sıkıyorsunuz. Aslında zeytinyağı bir meyve suyudur. Meyvesi zeytin, zeytinin suyu aslında yağ. Bu sıkma, buna soğuk sıkma deniyor. Soğuk sıkma sayesinde direkt sızma yağı elde ediyorsunuz. Hiçbir işleme gerek kalmıyor. Sadece sıkım yapılıyor. Bu şekilde sızma yağı elde ediliyor. Asit oranı yüksektir. Güçlü bir tadı vardır. Yani meyve aromasını, yani zeytinin aromasını rahatlıkla alırsınız. Doğaldır. Ama kimisine ağır geliyor bu koku ve tat. Yemeklerde direkt hissediyor alışkın olmayanlar. O yüzden daha çok salata olarak kullanılır. Sızma yağı. Devam edelim. Rafine yağı. İşleme maruz kalmış yağ diyelim. Yapının değiştirilmediği, istenmeyen maddelerden arındırıldığı, berraklaştırma, asitlik değerini düşürme, renk açıp parlatma gibi işlemlerin yapıldığı bölüme rafinasyon deniyor arkadaşlar. Elde edilen yağ da doğal olarak rafine yağ oluyor. Sızma yağlar kadar besleyici değil. Birçok işleme uğruyor çünkü. Ve o kadar da lezzetli değil. Lezzetini ayırt edebiliyorsunuz zaten. Sızma zeytinyağıyla rafine zeytinyağını tattığınızda çok rahat anlarsınız. Güçlü bir yağ tadı vardır. Zeytin tadı vardır sızma yağda. Doğal olarak da daha pahalı. Riviera yağı ise tam bir yalan dolan aslında. Çok böyle havalı bir ismi var gibi. Ama bildiğiniz yine rafine işlenmiş yağ. Ne kadarı sızma yağ? Yaklaşık %10 ila 20'si sızma doğal yağ. Geri kalan %80-90'ı ise rafine yağdan oluşuyor arkadaşlar. Tadı ve kokusu sızma yağa göre daha hafiftir. Birçok işleme uğruyor doğal olarak rafine yağ olarak. O kadar doğal ve güçlü bir tada sahip olmuyor. Rafine yağın düşük sıcaklıklarda yavaş yavaş karıştırılarak oluşan katı yağ kristallerinin süzülüp uzaklaştırılmasına vinterizasyon deniyor. Elde edilen yağ da vinterize yağ deniyor. Daha parlak renkte bir yağ elde ediyorsunuz vinterizasyon sonrası. Yağlar enerji vericidir. Enzim ve hormonların yapısına katılır demiştik zaten ve yine bazı vitaminler yağ içerisinde çözünüyordu. O şekilde bünyeye alınabiliyordu. ADEK gibi. Bu nedenle tüketilmesi gereken besin kaynakları arasında yağlar da vardır. Peki biz niye yağlara öcü gibi bakıyoruz? Çünkü biz miktarını ayarlayamıyoruz. Uygun miktarda tüketildiği zaman yağ bizim için çok yararlı, enerji verici. Ama miktarı aşarsanız bu sefer vücuda zararlı. Neye sebep oluyor? Şişmanlığa, kalp damar hastalıklarına, kolesterol artışına, şeker hastalığına ve damar tıkanıklığına sebep oluyor. İşte biz miktarı ayarlayamazsak bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden öcü gibi bakıyoruz yağlara. Yağların yüksek sıcaklıklarda defalarca kez kullanılması, kızartma yağını, patates kızarttınız, koydunuz bir kaba. Bir daha yaparsak ne oluyor? Yağın kimyasal yapısının değişmesine sebep oluyoruz. Artık o yağ değil, o artık X maddesi. Korkutucu bir şey. Oksijenle birleşerek zararlı kimyasalların oluşmasına sebep oluyor. Kanserojen etkiye sahip bir madde oluyor arkadaşlar. Bu yüzden kızartma yağını en fazla 2 kez kullanın. Sonrasında atın. Ama nereye atın? Lütfen arkadaşlar yağlarınızı lavaboya dökmeyin. Yağlar pet şişelerde toplanıp muhtarlık veya belediye binalarında teslim alınıyor. Onlardan geri dönüştürülerek tekrar akülü araçlarda vesairede yakıt elde ediliyor arkadaşlar. Biyoyakıt. O yüzden aslında önemli bu yağların da geri dönüşümü. Ama ulaşabileceğiniz bir atık yağ toplama birimi yoksa lütfen şişeleyerek çöpe atınız. Lavaboya dökmeyiniz. Direkt çöpün içerisine dökmeyiniz. O da akmasına sebep olur. Belki poşetiniz delikse. O da kötü. Paketleyerek çöpe atınız. Eğer ulaşamıyorsanız atık toplama birimine, atık yağ toplama birimine. Ama ulaşabiliyorsanız lütfen üşenmeyiniz. Atık yağlarınızı toplayıp bu birimlere ulaştırırsanız geri dönüşüme katkıda bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Böylece kimya her yerde ünitemizi de bitirmiş olduk.